New York'a ilk kez 1973'te geldim. Hindistan'da gerçek bir ailem yok. Biliyorsunuz, ülke bölünmüştü ve milyonlarca insan bir taraftan diğer tarafa taşınmıştı. Küçükken bu tarz şeyleri anlayamıyorsunuz. Bunlar olurken ben 10 yaşındaydım. Olanları çok daha sonraları anladım. Bu neredeyse kendi hayat hikayenizi yazmaya benziyor. Ve bu yalnızca benim hikayem değil, bütün göçmenlerin hikayesi. Ev ve yuva fikri işte burada devreye girdi. Ev düşüncesi, haritalar ve yerleşim planları. Buna neden Evden Mektuplar ismini verdiğim çok soruldu. Kız kardeşim bana mektuplar yazardı. O benim için her zaman ev demek. Çünkü biz çocukluğumuzu beraber geçirdik. 21 yıl boyunca aynı çatı altında yaşadık. Benim işim yazmakla ilgili. Ve yazılarımın çoğu siyah mürekkeple yazıldı. O nedenle de siyah beyaz görünüyor. Benim için imgeler sözcükleri takip eder. Ve hepsi bir yerlerden, genellikle de şiirlerden referans alınır. Ben özel hayatımı sanatımın teması haline getirdim. Bunun için de yaşadıklarımı yazmak zorundayım. Bu çok acı verici. Kendi hayatımın kapılarını açtım. Ve bir anlamda hayatımı yabancıların gözleri önüne serdim. Kız kardeşim bir mektubunda annemizin öldüğünü, kız kardeşimizin öldüğünü ve evimizin satıldığını haber veriyordu. Ben de bu mektubu bir evin içine yerleştirirsem, belki o zaman annemin bir evi olur diye düşündüm. Mektupları farklı şekillerde sergiledim. Bazen bir örgü şeklinde, bazen ise sadece tek bir satırda. Ne kadar yer olduğuna ve nereye asılacağına bağlı olarak karar veriyordum. Oymacılık yaptığım zaman kontrplak kullanıyorum. Kesimi çok yumuşak. Ahşabın karakterini seviyorum. Bunun ne olduğunu tahmin edersiniz. Bu Irak. Yetmişlerde geldiğimde çok fazla sanatçı yoktu. Bence insanlar başka kültürlerden gelen insanlara ne getirdiklerine bakmaya başlıyorlar. Benim için zor olacağını düşünmüştüm. Ama son dönemde yeni gelen nesil güzel karşılık verdi. Ve bu da beni çok mutlu ediyor.